Özgür Dalgıç, Darbeci Hafter'in çırpınışları. Türkiye, Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs ve Fransa'nın aralarında bulunduğu ülkelerin oldu bittiğiyle enerji yataklarını kontrol altına alma planlarını Libya ile yaptığı stratejik anlaşmayla bozdu. Bölgede Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma kabul edilemez diyerek dünyaya bölgede ben de varım dedi. Libya'da darbeci Hafter, Fransa, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah, lojistik ve para desteğiyle Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti UMH'yi devirmek için saldırılarını hızlandırmışken, Türkiye'nin askeri ve silah desteğiyle beraber ard arda büyük kayıplar vermeye başlamış, önceden işgal ettiği yerleri terk ederek geri çekilmeye başlamıştır. Hafter'in en büyük askeri gücü halktan değil, paralı askerlerden gelmektedir. Özellikle Biden'in finansmanıyla Rusya'dan paralı asker şirketi olan Wagner grubundan asker temini sağlamaktadır. Fakat son günlerde Türkiye'nin Libya'ya tahsis ettiği SİHA'ların başarılı nokta atışlarıyla bu paralı askerler kaçmakta, verilen görevleri yerine getirmemektedir. Türkiye'nin askeri desteğinin yanında siyasi desteğini de sonuna kadar devam ettirmesi ve bu konuda Rusya ile temaslarda bulunması, Rus hükümetinin Hafter'e siyasi desteğini kestiğini göstermektedir. Hafter'e bağlı birlikler gün gün UMH'ye bağlılıklarını bildirmekte, hatta askeri generaller istifa edip saf değiştirmeye başlamışlardır. Son olarak tüm General İdris Mahdi istifa edip açıklamasında Hafter'e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum, tüm silah arkadaşlarımı UMH çatısı altında birleşmeye davet ediyorum diyerek Hafter güçlerinin dağılma sürecine girdiğini anlatmaktadır. Hafter, askeri gücünü kaybetmeye başladığını ve Rusya'nın siyasi desteğini çektiğini görünce köşeye sıkıştığını fark etmektedir. Bu konuda televizyona çıkıp bir konuşma yaparak, konuşmasında Türkiye'nin müdahalesiyle Libya'da her şeyin değiştiğini, siyasi çözüm ve ateşkes çağrımızı duyuruyoruz demiştir. Halktan beklediği desteği bulamayan darbeci Hafter, kiralık askerlerin de korkup kaçmasıyla ve beklediği siyasi desteklerin gelmemesiyle zor durumda kalmış, bu fırtınadan nasıl kurtulurum derdine düşmüştür. Hafter'in yanında Mısır ve Fransa'nın da siyasi çözüm ve ateşkes için bastırmasının tek sebebi Türkiye'nin bölgede hakimiyetini önlemek içindir. Son bir adım da Libya hükümetinden gelmiş ve Ankara'ya bir çağrıda bulunmuştur. Ülkemizdeki sondaj çalışmalarını gelin siz yapın diye. Libya dünyada güçlü petrol ve enerji yataklarına sahip bir ülke olduğunu düşünürsek, kontrol altına alınmaya çalışılan Akdeniz Koridoru'nun yanında bu çalışmaların yapılması, Türkiye için bölgede stratejik bir güç olduğunun işaretidir. Korona salgını sonrası dünya ekonomilerinde ciddi sıkıntılar beklenirken, Türkiye'nin bu adımları yeni düzende daha da güçlenerek çıkacağının sinyalidir.